Hacca gitmiş gelmiş bir insan, bir kimse haçtan evvelki kaza namazları affolur mu? Hadis-i şeriflerde ve kütüb-i fıkhiyede kaza namazlarının affedilmediğini görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın muhasebede üzerinde durduğu çok mühim bir mesele namaz. Ve hadis-i şeriflerde, sahih hadislerde müminle kafiri birbirinden ayıran şiar namaz olarak anlatılıyor. Beynel abdi vel kuf as-salah veya terkus-salah şeklinde sahih hadisler var. Kul ile küfür arasındaki fark hâil perde namazdır. Namaz kılmayan kafir mi olur? Hayır. Namaz kılmamak günah-ı kebairdir. Fakat namaz kılmayan bir insanla kafir arasında fark kalmamıştır. Eğer şaire dair bir ameli de yoksa, onun hakkında yanlışlıkla birisi küfre düştüğüne dair hüküm verse, herhalde mahkeme-i kübrada o insan muhafaza olmayacak. Buna binaen sahabi diyor ki, biz neredeyse hemen hemen namaz kılmayana kafir nazarıyla bakıyorduk. Bu günde 5 defa ahdü peymanı yenileme. Cenab-ı Hak kirli alınlardan ve paslı vicdanlardan olmadan bizi muhafaza buyursun. İnsan hayatta iken daha mahal namazını kaza etmeli. Fakat namazı kaza etmeye azmetmiş, üst üste kılıp duruyor. Bu arada vefat ederse, rahmeti ilahinin bir diğer cilvesini müşahede ederek öyle anlıyoruz ki, Cenab-ı Hak bu doğru yola girmiş kimseyi affeder. 40 senelik namazı var ise şayet azmetmiş, paçayı sıvamış, kılmaya ikdam etmiş. Ve fakat 10 sene kılmış, 30 senelik namazda Allah'ın huzuruna gitmiş. Hani Buhari Müslim'de tevbe şehriyle günah şehrinin arasında vefat eden adamın misalini size vaizler çok anlatmışlardı, çok iyi bilirsiniz. Tevbe şehrine doğru bir karış, bir zira yakın olması affedilmesine vesile oluyor. İşte bu hesapla diyoruz ki rahmet-i ilahiden ümit edilir ki Allah Celle Celaluhu onu affeder. Ve böyle çok kaza namazı olan kimseler için, umum için olmasa bile hususi mahiyette İbn-i Nüceym'in Nevadir'deki fetvalarına binaen diyoruz ki 20-25 sene, 30 sene kazası olan bir insan 5 vakit namazın sünnetlerini kaza kılması daha muvafıktır. Ama bu durumda olmayan, 2-3 senelik kazası olan, 4 senelik kazası olan rahatlıkla bunu da kılacağı için Resul-i Ekrem'e intisabımızı ifade eden sünnetleri terk etmemelidir. Hanifi mezhebinde racih kavil sünnetleri terk etmemeye dairdir. Ama Şafii mezhebi ve bizde İbn-i Nüceym'in fetvaları kaza namazları olan kimsenin evkat-ı kamsenin sünnetlerini kaza yerine kılması daha muvafıktır. Borcu varken sadaka verme gibi bir şey olur, nafileyle meşgul olursa denmektedir. Bunu da böylece arz etmiş olayım.